45 gündür savaş devam ediyor. İlişkimizi askıya almadık. Her türlü desteğimiz devam etti. Son olarak esir takası hususunda da adeta rol kaparcasını, hani ihalelerden pay almaya alışılmış, esir takasından da pay alma rolü sanki ortada. Şimdi grubumuzdaki arkadaşlar konuşmacının, hatibin konuşmasının içeriğini alkışladı. Ama AKP grubundan bazı arkadaşlar diyor ki bakın sizi kimler alkışlıyor. Şimdi biz niye alkışlıyoruz? Filistin halkının haklarını savunduğu için. İsrail'e karşı uyardığı için. Ama belki 50 yıldır beraber yol yürüdükleri dava arkadaşlarına verdiği tepkiyi İsrail'e verseler bence çok daha iyi bir iş yapmış olurlar. Teşekkür ediyorum. Diyorsunuz ki efendim İsrail'e laf söyleyin. Ya el insaf. İsrail'e Cumhurbaşkanımızdan daha fazla ve ağır söz söyleyen mi var ya? Var mı? Yani çünkü şuradan söylüyorsunuz. Her yerde neredeyse tek başına, bugün de değil yani, One Minute hadisesi olalı 10 seneyi geçti. Yıllardır her platformda, BM'de, bütün toplantılarda, yani rica ediyorum yani burada bu konunun, biz bunu söylemeye devam edeceğiz. Sizle bir alakası yok. Arkadaşlar kürsüden böyle konuşmaya devam ederlerse daha fazlasını da söyleyeceğiz. Bu böyle usul olmaz. Yani bu konuda sadece ve sadece kendilerini bizi tahrik ederek, bakın gerekirse böyle konuşmalar karşısında biz bunları hiç duymamaya da çalışabiliriz. Ama bu yapılan hiçbir şekilde uymuyor. Yani ne kendi hikayelerine, ne bizim siyasi geçmişimize. Sayın Cumhurbaşkanımıza İsrail'le ilgili niçin laf söylemiyorsun demiyoruz. İsrail'le ilgili niçin icraat yapmıyorsunuz diyoruz. İcraat başka şey, laf başka bir şey. Bilmediğimiz bir icraat varsa kürsü burada çıkar, derler ki sayın muhalefet, sayın cumhurbaşkanımız lafların dışında ayrıca şu adımları attı. Hava sahasını kapattı mı? Ticari anlaşmaları sona erdirdi mi? Askeri anlaşmaları sona erdirdi mi? Diplomatik ilişkileri peki kesti mi? Bunu soruyoruz. Başka bir şey sormuyoruz. Teşekkür ederiz. Çıkıp sorularımıza cevap versin. Üçüncü madde kimse üzerinde. Gazze'de savaş devam ediyor. Gazze'ye her türlü destek verilmeden İsrail'e her türlü destek veriliyor. Bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Evet, biliyorum değerli vekilim, hepiniz sizler de üzülüyorsunuz ama elimizden hiçbirimizin bir şey gelmiyor. Sizin bize göre bir tık daha iyi durumdasınız. Biraz daha tavır koyabilirsiniz. Tepki göstermek yeterli değil. Tepkiyi herkes gösterir. Dünyanın bütün noktalarında tepkiler var ama burada iktidar gücü elinde bulunduran sizlerin biraz daha fazla belki icraat imkanı olabilirdi. Burada sadece rol kapıldığı ortada. Bakın 45 gündür savaş devam ediyor. İlişkimizi askıya almadık. Her türlü desteğimiz devam etti. Son olarak esir takası hususunda da adeta rol kaparcasını, hani ihalelerden pay almaya alışılmış, esir takasından da pay alma rolü sanki ortada. Burada maalesef keşke gönül isterdi ki Türkiye aktif olarak masada rol alsın. Maalesef rol alsın. Bakın Mısır hükümeti, Katar hükümeti devrede yokuz. Az önce gelirken haberlerde dinledim. Üç tane hasta gelmiş. Üç hastayı havalanda karşılamak Filistinli esirlere, Filistinli mazlum halka yardım değildir arkadaşlar. Burada yardım savaşı durdurmaktır. Burada yardım İsrail'le ilişkileri askıya almaktır. Burada yardım gemileri durdurmaktır. Biz burada siyasi şov olsun diye söylemiyoruz. Sizin de çok üzüldüğünüzü biliyorum ama bu sözümüzün eyleme geçmesi gerekiyor. Bu korkarım ki çok daha fazla yara getiriyor derseniz bir süre sonra Gazze'nin tahliyesine aracılık etmiş olacaksınız. Onun için de burada bizim Filistin topraklarına sahip çıkmamız gerekir. Çünkü biliyoruz ki Filistin'den sonra hedef Türkiye, hedef Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır. Onun için de vatan savunması Gazze'den başlar. Vatan savunması Filistin'den başlar. Filistin bizim tarihi kültürel bağımız olan bir yerdir.
teröristin miting malzemesi, protesto eylemi malzemesi olmamalıdır. İstismar konusu asla olmamalıdır. Şimdi grubumuzdaki arkadaşlar konuşmacının, hatibin konuşmasının içeriğini alkışladı. Ama AKP grubundan bazı arkadaşlar diyor ki bakın sizi kimler alkışlıyor. Şimdi biz niye alkışlıyoruz? Filistin halkının haklarını savunduğu için. İsrail'e karşı uyardığı için. Ama belki 50 yıldır beraber yol yürüdükleri dava arkadaşlarına verdiği tepkiyi İsrail'e verseler bence çok daha iyi bir iş yapmış olurlar. Teşekkür ediyorum. Orada Hatay milletvekilimiz gelip bize selam verdi. Hemşeri olduğumuzu, Niksarlı olduğunu söyledi. Yani aynı yerdenmişiz. Konuşmamızın özünde bu vardı, onu belirteyim bir defa. Fakat ben de kendisine dedim ki ey hemşerim, bu nasıl bir konuşma? Bu nasıl bir konuşma? Şimdi burada bazı kodlamalar var. O kodlamalardan kendisi arkadaşımın attığı laftan neyi kastettiğimizi gayet iyi anlıyor. Bunun sizinle bir ilgisi yok Mahir Bey. Sizinle hiçbir alakası yok. Burada geriye dönük kendi hikayemizle ilgili bir hatırlatma yapıyoruz. Bir kodlamadır. Anlayan anlamıştır. Diyorsunuz ki efendim İsrail'e laf söyleyin. Ya el insaf, İsrail'e Cumhurbaşkanımızdan daha fazla ve ağır söz söyleyen mi var ya? Var mı? Yani çünkü şuradan söylüyorsunuz her yerde neredeyse tek başına bugün de değil yani Van Minit hadisesi olalı 10 seneyi geçti. Yıllardır her platformda, BM'de, bütün toplantılarda ya rica ediyorum yani burada bu konunun biz bunu söylemeye devam edeceğiz. Sizle bir alakası yok. Arkadaşlar kürsüden böyle konuşmaya devam ederlerse daha fazlasını da söyleyeceğiz. Bu böyle usul olmaz. Yani bu konuda sadece ve sadece kendileri bizi tahrik ederek, bakın gerekirse böyle konuşmalar karşısında biz bunları hiç duymamaya da çalışabiliriz. Ama bu yapılan hiçbir şekilde uymuyor. Yani ne kendi hikayelerine ne bizim siyasi geçmişimize. O yüzden biraz insafla. Valdo'nun arkadaşı bir haksızlığa karşı çıkar ve hapishaneye atılır. Valdo kendisini ziyarete gider. Niye buradasın diye. O da der ki ey Valdo sen niye burada değilsin diye. Şimdi ben de AK Parti sıralarına dönüyorum. Hükümeti icraata davet eden birini alkışlıyorsa siz niye alkışlamıyorsunuz? Biz alkışlayanlara değil alkışlamayanlara bakıyoruz alkışlamayanlara. Sizin vicdanınız sızlamıyor mu diyoruz. Bir diğer husus bir sabredin dinleyin. Özlem Hanım biz sizi sabırla dinledik. Söz alırsınız burada fikirlerimizi söylüyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Burada biz AK Parti dinleyecek misiniz Özlem Hanım? Dinleyecek misiniz? Hakaret etmiyor, gerçekleri ortaya koyuyor. Dinleyecek misiniz? Oradan bağırmanız sözümüzü kesme manasına gelmez. Sabrederim. Susunca tekrar devam edeceğim. Sayın Başkan, biz buradan AK Parti meclis grubuna hitap etmiyoruz. Çünkü Buyurun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir müsaade edin. Onu siz kendi bekanız için getirdiniz ama ayağınıza dolandı. Ona da Sayın ayrıca Kaya, geliriz. Sayın Başkanım haklısınız. Şimdi burası Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasama ayrı, yürütme ayrı. Dikkat ederseniz yürütmenin burada temsilcisi yok. Ama elbette Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %35 oyuyla da seçilmiş bir kişi olması hasebiyle AK Partiler bir sabredin. Resul Bey bir sabret ya. Kürsüye çıkar konuş. Sakin. Evet. Resul Bey, bakın Cumhurbaşkanı. Sayın Başkan. Esas ayıp nedir biliyor musunuz? Burada fikirlerini savunan birine provokatörlük yapıp ayıp demek esas ayıp. Siz genel kurula hitap edin, buyurun. Kürsüye çıkar. Fikrine güvenmeyen oradan laf atar. Onun için ben sözlerimi devam ettiriyorum. Ama fikrine güvenmeyip laf atanlar olursa sabırla bekleyip evet, buyurun, onların buyurun. Sözleri bitince ben sözlerime devam edeceğim. Biz dolayısıyla Adalet ve Kalkınma grubuna seslenmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı %52 oyla da seçilmiş olsa biz sabredin. Sayın Cumhurbaşkanı %52 oyla da seçilmiş olsa 85 milyonun cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla biz bugün
Siz hitap edin ya, devam edin. Biz bugün Sayın Başkanım, Fransa adım atmadığı zaman Fransa devletini suçluyoruz. İngiltere adım atmadığı zaman İngiltere'yi suçluyoruz. Oradaki iktidar partilerini suçlamıyoruz. Burada da bir yürütme organından muhalefet partisi olarak bizlerin talepleri var. Kendilerinin için hükümetten talepte bulunmuyorlar. Varsa bir iftiramız, varsa onların attığı bir adım elbette gelip burada söyleyebilir ama biz... Sayın Cumhurbaşkanımıza İsrail'le ilgili niçin laf söylemiyorsun demiyoruz. İsrail'le ilgili niçin icraat yapmıyorsunuz diyoruz. İcraat başka şey, laf başka bir şey. Bilmediğimiz bir icraat varsa kürsü burada çıkar derler ki Sayın Muhalefet, Sayın Cumhurbaşkanımız lafların dışında ayrıca şu şu adımları attı. Hava sahasını kapattı mı? Ticari anlaşmaları sona erdirdi mi? Askeri anlaşmaları sona erdirdi mi? Diplomatik ilişkileri peki kesti mi? Bunu teşekkür soruyoruz. Başka bir şey sormuyoruz. Teşekkür ederiz. Çıkıp sorularımıza cevap versin. Üçüncü madde kimse üzerinde. Ama görüyorum ki AKP grubu maalesef ki eleştiriye tahammülü yok. Burada arkadaşlarımız geliyor konuşuyor. Onların istediği, duymak istediği şeyleri söylemek zorunda değil kimse efendim. Tamam. Ben niye söz aldım? Oradan iki arkadaş çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi sizi alkışlıyor, utanmıyor musunuz? Alkışlar kardeşim doğruyu söylüyorsa. Peki, teşekkür ederim. Alkışlar. Sağ olasınız. Sayın Usta buyurun. Sayın milletvekilleri, ben şimdi bir şey söyleyeyim. Söz atan milletvekillerine söz vereceğim burada. Sabırlı olun. Söz etme ayıp bir şey. Atmayın birbirinize söz. Buyur Sayın Usta. Ya sözle neyi hallediyorsunuz ya? Herkese söylüyorum bunu. Buyur Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi aslında benim bugünkü konuşmamın içeriğinde bu vardı. Fakat yani hükümeti bu konularda çok fazla sıkıştırmayalım anlamında biz bu konulara girmedik. Ama AK Parti grubunu görüyorum ki yani hakikaten böyle hani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır misali bu tavırlarını anlamak mümkün değil. Evet, laf konusunda Sayın Erdoğan hakikaten İsrail'e en ağır sözleri söylüyor. Ben şu soruyu sordum bu işler başladığında. 21 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde İsrail'in hangi çıkarı zedelenmiştir bizim tarafımızdan? Ya bir tane örnek gösterin bana. 2009 yılında One Minute olayı yaşandı değil mi? 2010 yılında İsrail'in OECD üyeliği bizim onayımızla oldu. Biz itiraz etseydik İsrail OECD üyesi olamıyordu. NATO'da oda verilme meselesi, yer verilme meselesi biz itiraz etsek olmuyordu. 1.4 milyar dolardan aldığınız ticaret hacmini bu dönem... Buyurun. Bu yalnız Sayın Usta bu konu her birinizin 5 saat konuşarak bile yeterli olmadığı bir zamanla ilgili bir değerlendirme. Dolayısıyla toparlayalım. Buyurun. Anladın yani 1.4 milyar dolardan 9 milyar dolara ticaret hacmini çıkardınız. Ya İsrail'in Gazze'li çocuklara o silah sıkan çeliklerinin %65'ini Türkiye'den alıyor değerli arkadaşlar. Yani bunlara hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sea Violet gemisi bak 1 milyon ton üzerinde 1 milyon tonun üzerinde akaryakıt taşıyor. İsrail Gazze'de çocukların elektriğini kesiyor. Hastanede çocuklar ölüyor. İsrail'in elektriğinin enerjisi Türkiye'den gidiyor. Niye bunlara bir şey söylemiyorsunuz? Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmadan burada peki, bize karşı bağırmanın hiçbir anlamı yok. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi değerli milletvekillerimiz, bana göre bu İsrail'le ilgili Sayın Usta'nın anlattığı, diğer arkadaşlarımızın anlattığı konuları bütün gün dinledik. Şimdi Sayın Zengin söz istedi. Talar bir Mahir Bey'le görüş Allah'ını seversin ya. Bir dakika bir Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkanım bu konuyu çok daha uzun konuşabiliriz. Ama buradan yola çıkarak daha evvel yaptığım konuşmalara bir atıf yapacağım. Hangimiz daha fazla Filistin'den yanayız kavgası yapacak noktada değiliz. Şu mecliste hatta Türkiye dünyanın başka bir yerinde herhangi bir mecliste Filistin'den yana olmayan vicdanı kalbi sızlamayan insan var mıdır ben merak ediyorum. O sebeple rica ediyorum yani gecenin bu saatinde Sayın Cumhurbaşkanımız sadece söz söylemek değil eylem de bütün dünyayı dolaşarak anlatmak Filistin'in korunmasıyla alakalı savaşın durmasıyla alakalı en büyük mücadeleyi veren liderdir. Ve devamında da daha evvel yapılan... Onlara davasını kim düşürdü? AK Parti düşürmedi mi? Kanun burada geçirdiler. Ya hiç alakası yok. Özlem Hanım, hiç buyurun. Alakası yok. Buyurun. Bu konuyu bence daha fazla konuşacağız. Sayın Başkanım lütfen tamamlayalım artık. Evet ben sizin dediğinize katılıyorum. Burada herkes Gazze'deki zulme karşıdır. İsrail'in cinayetlerine karşıdır.